Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Suriyeli mültecilerin Yunan adası Meis adasına geçişlerini ve kendileriyle röportaj yapacağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Merhabalar. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz ve neden gidiyorsunuz efendim? Vallahi dediler ki yol açılmış, biz İstanbul'a önce Edirne'ye gittik, 3 gün oradaydık, olmadı, tekrar İstanbul'a döndük, yine Antalya'ya geldik geçmek. Edirne'de neyle karşılaştınız? Çok kötü şey yapmışlar Yunan polisleri, bir de gaz atıyordular, orada hiç olmuyor, 500 polis gelmiş orada, öbür tarafa gidersen ayakkabıyı alıyor, pantolonu alıyor, paranı alıyor, telefonu alıyor. Bir de doluyor, ondan sonra yine Türkiye atıyor, geriye gönderiyor. Kaç yıldır Türkiye'desin? Ben 12 sene. 12 senedir. Neden gidiyorsun? Vallahi burası da artık iş falan yok artık. Bitti diyorum Türkiye'de. Bitti vallahi. Benim için bitti. Çünkü benim oturma izinim verdi. Evet. Geçen geçmek istiyordum, Yunan tarafından jandarma yakalanmış, ayağım parmak izinim aldı. Ondan sonra şey olmadı. O yüzden gidiyorum. Yani kaçak olarak şu anda buradayım. Kaçak olarak buradasın. Yine şu kaçak olarak Avrupa'ya geçmek istiyorsun. Evet. Avrupa'ya nereye gitmek istiyorsun? Vallahi Yunanistan'dan sonra. Önceden Yunanistan'a gideceksin. Ondan sonra ben kendim Almanya'ya gitmek istiyorum. Çünkü annem, babam, kardeşlerim, babam, herkesi oradadır. Almanya'da. Yani ben ben tek başıma buradayım şu anda. İki tane çocuğum var. Yani çok zor şu anda benim için burada. Evet. Siz neden Türkiye'den ayrılmak istiyorsunuz? Biz aynen yani dolar parası çok geldi ya. Peki neden yurt dışı? Neden Türkiye değil? Türkiye güzel ama bizi Türkiye'de oturma izin vermedi. Evet. Hiçbir şey yoktu. Şimdi Türkiye'de biz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söyledi, kapı açtı. Biz geldi, Edirne gitti önce. 3 gün orada kaldı. Oraya denize gitti. Oraya polis, Yunan polis aldı bizim telefona, para, çanta, lebas, her şeyi aldı, geri attı. Yere yolladı. Sen nerede yaşıyordun? Normalde? Normalde Zeytinburnu, İstanbul. İstanbul'da yaşıyordun. Evet. Burada Suriyelisi, Afgan'ı, Kırgız'ı, burada gördüğümüz gibi vatandaşlar Avrupa'ya gitmek için bekliyorlar. Peki, kaç yıldır Türkiye'de yaşıyordun? Ben 3 sene buradayım. 3 senedir buradaydın. Evet. Ama artık bir umut Avrupa mı diyorsun? Evet. Evet. Siz efendim? Ben de 9 senedir buradayım da artık burada Türk milletten saygımız sonsuzdur. Çok seviyoruz bu milleti. Bize de destek çıktılar bize. İnşallah unutmuyoruz. Evet. Peki neden Avrupa'ya gitmek istiyorsun? Avrupa'nın neresinde yaşamak istiyorsun? Avrupa istemiyorum da mecburum ben. Evet. Neden ki her taraf savaş. Ben burada kaldım mı kapılar kapandı, deport olacağım. Afganistan'da her zaman bomba patlıyor. Her gün patlıyor. Evet. Birisi bana dan gelir. O yüzden mecburum, oğlumu tercih yapmışım da ama düşmanın elinde olmayın diye. Nereye gitmek istiyorsun Avrupa'da? Ben şimdi Fransa'ya gitmek istiyorum. Ne ablam oradadır. Ablan orada. Ne iş yapacaksın Fransa'da? Ona bakarız da neyse. Ne iş olursa yaparım. Ne iş olursa yaparım. Çok burada da terziydim. Tekstilde çalışıyordum. Nerede çalışıyordun? Zeytinburnu'nda. İstanbul Zeytinburnu'ndaydın. Evet. İlk önce Edirne'ye gittiniz. Ben Edirne'ye 2 gün kaldım. Ondan sonra Eneze'ye gittim. Eneze. Evet. Ondan sonra Sudan gittik. Biz geçtik Yunanistan'a. Yunanlar aldılar her şeyimizi. Söyleme sahibi çiftler yolladılar geri bizine. Telefon, her şeyimizi aldılar. Evet. Para. Ama bu kadar para kalmış da hepimiz beraberiz zaten. Bir mahalledeniz. Para topladık. Buradan biraz para falan aldık. Burada motor aldık. Şimdi bu da yalan olmuş, durumda kalmış. Şimdi hava koşulları kötü olduğu için buradan da askeriye izin vermiyor. İzin vermiyor öyle. Evet. Edirne'ye geçin dedi. Evet. Tekrardan Edirne'ye döneceğiniz mi yoksa burada bekleyeceğiniz mi havanın düzelmesini? İzin verirseniz beklerim burada ben. İzin verirseniz.
Bekleyeceğiz burada. Ne kadar olsa bekleyeceğiz. Ama şimdi herkes, dün yola çıktık biz, kimse bir lokum ekmek de ağzına vurmadı. Para yok, pul yok, her şey yok. Bunu da mecburen bırakıp gitmek zorunda kalıyoruz. Nasıl gideceğim diyor Edirne? Para gitmek yok da ama burada kalacağım ben. Ya Utugar'da bir türlü bilet param bulup gideceğim İstanbul'a ya da burada kalacağım. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz de Türk milletine saygımız sonsuzdur. Biz her zaman destek çıktılar. Biz de inşallah ki ne olursa Erdoğan babamızdan teşekkürler. Hayırlı inşallah kazanırız bu savaşını. İnşallah. İnşallah biz de varımız canımızla Erdoğan babanın yolunda fida olursun. Çok sağ ol. Tamam, teşekkür olsun. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyordun? Ben 2 yıl. 2 yıldır. Sene, evet. Türkiye'deydin. Neden evet. Avrupa'ya gitmek istiyorsun? Ya Avrupa'ya mesela pasaport veriyor. Mesela ne iş var? Ama burada biz problem var, kimlik yok, pasaport evet. Yok, mesela hiçbir şey yok. Bir gün polis aldı, gönderdi Afganistan. Ama evet. Biz problem var. Mesela Türkiye kimlik verdi, biz Avrupa gitmiyoruz. Evet. Burada kalıyoruz. Burada iş var, İslami memleket var, Türk millet, çok güzel millet de var. Biz burada seviyoruz ama kimlik yok. Pasaport yok, hiçbir şey yok. Avrupa'da ne iş yapacaksın? Avrupa'ya iş çok var. Her şey iş çok var. Ama pasaport veriyor, ID kart veriyor. Evet. Ama problem yok mesela. Nereye gitmek istiyorsun? Fransa. Fransa'ya gideceksin. Evet, Fransa, Almanya, evet. O taraflarda yaşayacağım diyorlar. Evet, orada yaşayacağım. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyor? Çıkavakta Türkiye olmadı. Şişma. 6 aydır buradaymış. 6 aydır. Nasıl buldu Türkiye'yi? Çocuğum joy Türkiye. Mardım iş, kudu iş. Türk'a hoban, bad niyan. Joy hobiye Türkiye, İstanbul. Bela hu qeymete. Ma be tavan ma niye enqad bemonim. Her defa ki omadim, giyim zedim, baz az çizi acib ma rafte, qarz kedim, farz kedim, iver, uver, pereyşan astim. زندگی ما نامیزون شدن معلوم نیه که چه کار میشیم آخر ما این مثلا تکلیف خوب با خود خروشن کنیم حداقل یک جای باشه که زندگی نامی ما معلوم شه ترکیه ده دیو بیراز آیات فعاله اولمش دیو ارش گیم دیولر ده قاچاق یولدن گیتمنه ده هر یرده پارا خرجلیوروز برجو آلتیندا کالدیک دیو بو یوزدن چیکما ایستیوروز بوردن دیو نریه گیتمک ایستیو کجا میخوای بری مر دوست دارم برم دیگه به یونان تام یونان برم تا فعلا به جای دیگه برسه از یونان با کجا میخوای بری آلمان و اینا هم دوست دارم فلان آلمان یا فنلاندیا gitmek istiyormuş فنلاندیا نه ایش yapmak istiyor orada چی میخوای کار کنی زندگی بچه تو جون دیگه آینده بچه م بچه 14 ساله دارم آینده بچه م چوجام اومدی دیگه gitmek چوجام نه hayatta kalsın da gitmek istiyorum 14 yaşında çocuğu varmış ha burada evet Peki botla karşıya geçecek, hayatlarını da tehlikeye atacaklar. Kolay değil çünkü denizlerde bayağı bir dalgalı. Yani çok mu çaresiz Türkiye'den gitmek? Az önce bir soru bir çaresizlik mi koyuyor? Az önce zindagi mi de Katar mı indiriz mi? Zindagi mi? Zindagi hobi ne buydu? Ağa zindagi hobi buydu. Hiç vakit hobi ince anemeyken şundu. Bu daha da Katar. Hayatım güzel değildi, mecburen tehlike kendimi atıyorum diyor. 12 kere gitmiş Yunanistan'a, 3 kere Yunan'dan geri gelmiş bu. Ha, gitti geri geldi. Evet. Atlas, Alexander Poli'den geri atmışlar bunu. Bize önceden konuştu da oturup konuşmuştuk. Peki Yunan polisi nasıl davranmış? Polis Yunan çocuğu böyle çözüm. Şeydi bad berhurt, kede tamamı vesayil mal gerifte, mobayla, pula, tamamı lebasa, hemi lebasa vermem onda bir ma. Çizi verim ona gana daşte beri daşten, çizi ne dörim dike mecburim beri. Teklif ki bad ruşan konim. Çok tehlikeli durumda diyor, kötü davranıyor diyor bize diyor. Her şeyimizde aldı, hatta canımızda kalbasanı da bile almış diyor. Evet, Allah yardımcısı olsun. Onlar ne kadar başarılı. Teşekkür. Selamet başı. Bir umut olarak Avrupa'ya geçiş yapıyor. Neden Avrupa'ya gitmek istiyor? Mege bacı hatır mege Avrupa meri. Çıra?
به خاطر زندگی کردن، به خاطر آرامش بودن، به خاطر یک جای سرنوشت ما، سرنوشتی بچه معلوم شد، من 3 تا طفل دارم، سرنوشت از یه معلوم شد، به خاطر از این میرم. دیو yaşamak için gidiyoruz. Bir de 3 tane çocuğum var. Bunu büyümek istiyor. Gelecekleri için. Gelecekleri için okumak istiyor. Bu yüzden diyor gitmek istiyorum. Türkiye'yi nasıl bulmuş? Ne kadar Türkiye'de yaşamış? Megede Türkiye çırakam zindagi kedi, çırakam cahes, razı yasi, neysi? Ma az Türkiye ta khane, khudavandam khuş hastim. Türkiye cahe khubi az, Türkiye milletiş mardım khubi az, devletiş devleti khub az. Vali azim negay iqtisat, az negay که ما به خاطر کار کنیم، پیسه پیدا کنیم، حتی نان میزنه بچه خدا پیدا کنیم، مشکل است. مشکلات زیاد است. ترکیه دیو چوق ایدر، دولتی ایدر، ملتی ایدر، هر کس ایدر، اما بینیم ایچین زور چون که پاره چوق قزانه میاروز، یعنی کرا ور، هر شی ور، چکرده میاروز کنیم دیو. پالی؟ ایوید، پالی چکیو. Peki Avrupa'da hangi ülkede yaşamak istiyor? Ne iş yapmak istiyor? Kodam Avrupa mı? Kodam memleket iş meri? Ve kodam kışvar dostları meri? Ve çi hatır meri? Fransa merim ya Alman merim. Her cahiş ki beraber şut merim ne? Mecbur esim ya cahiş hat beraber şut. Her cahiş ki şut, raftan şut, hub bud merim ne? Fransa ya Almanya nereden olursa? Ne iş yapacak orada? چی میکنیم اگه دویجا باز؟ چی کار میکنیم؟ زندگی میکنیم، کار میکنیم. گیدیارم، چوچکلارم ایچین دیو. نه ایش اوزه یپرم دیو. ایویت. ایویت. چوک تشکرلر. من تشکرلر. ایویت، ملتجیلر شو اندا، هوا کوشولارن کتو اولماسندن دولای، بردن گچیلرینه ازین وریلمیو، ادیرنه یولانجک، اتوبوس گلدی، گردیونز گیبی توپلانیولار، توپلو بی شکیلده بردن ادیرنه گچیش یپچاکلر. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da burada mevcut. 3 gün boyunca Yunanistan adasına geçmişler ama Yunanlılar geriye göndermişler. Paralarını, telefonlarını ve kıyafetlerini alarak, soyarak çıplak bir şekilde geriye göndermiş mültecileri. Bizler de Allah yardımcıları olsun diyoruz. Bir an önce inşallah. İstedikleri yerlere ulaşırlar, istediklerini yaparlar. Sonuçta çocuklar var ve kadınlar var. Bizim tek üzüldüğümüz burada gördüğünüz gibi küçük çocuklar ve kadınlardır. Evet, İstanbul'dan gelen Suriyeliler ve Afganlar kendi aralarında topladıkları paralarla burada bot almışlar. Gördüğünüz gibi botu ama kullanamadan tekrardan gördüğünüz gibi araca binerek Edirne'ye geri dönüş yapacaklar. Ne kadar mal oldu bu? 9000 dolara mal ne oldu abi? Adam başı 350 dolar. 9000 dolara mal oldu. Ne olacak şimdi bu? Şimdi gidiyoruz pazara çıkartıyoruz. 3000 alır mı? 4000 alır mı? 5000 alır mı? Allah biliyor. Pazara çıkartıyorsunuz orada satılacak diyor. Evet. Kaç kişilik bu bot? Millet 45 kişi atlıyor da biz 25 kişi topladık aldık bunu. Siz 25 kişisiniz. Yani şu anda izin verilseydi binip gidecek. Şimdi de izin verirseydi ne diyeyim size ki o kadar kötü değil de biz bundan kötü sularda gittik. İsterseniz videosu cebimde var, evet. Çıkartayım size. Daha kötü suda gittik. Daha kötü suda gittik ama bundan kötü de olsa şimdi izin verirseydik ama biz Erdoğan babamızın sözüne tuttuk, kapılar açıldı diye hep hayatımızdaki evimizi sattık, telefonumuzu sattık, her şeyimizin elindeki paranı sattık, getirdik buna verdik ama bu da artık birçok. Evet, bir Antalya'da umut kapısıyla Antalya'ya gelen, İstanbul'dan gelen mülteciler tekrardan otobüslere bindirilerek Edirne sınır kapısına geri gidiyor. Evet. Baba bala, baba bala. Havanın kötü olmasından dolayı. Thank you.